Bakanlığımız bağlısı askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi ile Azerbaycan arasında imzalanan mekanik temizleme teçhizatının üretimi ve teslimi projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen yerleşim yerlerini ve ekilebilir arazileri temizleme çalışmalarına kullanılacak 20 araçtan ilk parti Azerbaycan'a gönderilmiştir. Dost ve kardeş Azerbaycan ile ikili askeri ilişkiler kapsamında 2020 yılı içerisinde iki ortak tatbikat, 2021 yılında da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin katılımıyla kış 2021 tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar kederde, kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Libya'daki faaliyetlerimizle ilgili olarak Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak söz konusu meşru hükümetin davetine istinaden askeri eğitim, sağlık ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Bu kapsamda Libya Nizami Ordusu'nun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'da 5 eğitim merkezinde toplam 1040 Libyalı asker polis personele eğitim verilmektedir. Milli Mutabakat Hükümeti'nin siyasi varlığının daha güçlü ve saygın bir konuma gelmesine katkı sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğünde yürütülen süreci yakından takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin deniz yetki alanımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde programa uygun olarak devam edilmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Karadeniz'de Fatih sondaj gemimiz ile Dener 2 ve Oceanic sismik araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır. Ülkemiz NATO'nun 2021 yılı için yüksek hazırlıklı görev kuvveti olan VJTF-21 liderliğini 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üstlenmiştir. Çok uluslu bir karatugayı, daimi deniz kuvvetleri ve hava unsurlarından oluşan görev kuvvetinin en üst karargah görevini 3. Kolordu Komutanlığı icra etmekte, VJTF Tugay sorumluluğu ise 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri salgından etkilenmeden kesintisiz olarak devam etmektedir. Kış 2021 tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ile Dost ve Kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde Birleşik ve Müşterek Harekatının icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetini artırmak maksadıyla Kars'ta başarıyla icra edilmiştir. Atatürk Tatbikatı 2021, Türkiye ve Pakistan Özel Kuvvetler Personelinin katılımı ile 4-20 Şubat 2021 tarihleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Pakistan ev sahipliğinde icra edilmiştir. Dynamic Manta 21 tatbikatı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın katılımı ile Orta Akdeniz İtalya'da 22 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında intikaldeki karakoldaki denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı işbirliği ve ileri seviyede koordineli denizaltı savunma harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla icra edilmiştir. Mavi Vatan 2021 tatbikatı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından toplam 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak ve 20 helikopter ile 25 Şubat-7 Mart
2021 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de görev grubu seviyesinde deniz harekat nevilerini denemek, talimnamelerdeki mevcut taktiklere olan alışkanlığı artırmak maksadıyla başarıyla icra edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın katıldığı Poseidon 2021 davet tatbikatı Romanya ev sahipliğinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'nin komuta ettiği NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'nin iştirakiyle 26 Şubat 5 Mart 2021 tarihleri arasında Köstence Romanya'da yaklaşma sularında NATO üyesi ülkeler arasında mayın harbi konusunda karşılık çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilmiştir. Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı 2021, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız unsurlarının katılımı ile Katar ev sahipliğinde 2-31 Mart 2021 tarihleri arasında Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak maksadıyla icra edilmektedir. Reading, thinking and imagining. Losing myself in this. मैंने मुल्कों की सैर करी मुख्तलिफ लोगों की खुशियाँ गम कामयाबियाँ और नाकामियाँ शेयर करना ये सब मैंने किताबों से सीखा सब मुझे सुकून देता फाइनली आई हैव अ प्लेस वेयर आई कैन लीव ऑल माय मेमोरीज Learning new things, researching, and using that information in life. I guess I will dedicate my life to it. And for that, I will take shelter in this beautiful life. Future leaders will be from among us. Which means we must pray the Lord. Pray to the King. And experience the need which we have learned yesterday. We brainstorm about what kind of future we want and what should we do for it. Art और literature किरण foundation का एक जुज है बच्चों के बनाए हुए ये खूबसूरत पन पारे जो कि library और music room में मौजूद हैं इस बात की अकासी करते हैं कि हमारे यहाँ art और literature इंतहाई अहमियत के हामिल हैं किरण foundation ना सिर्फ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर काम करता है ये इदारा साथ साथ हमें भी पढ़ाता है क्योंकि तालीम घर से शुरू होती है और फिर स्कूल में मजीद शक्ल लेती है अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारा मोहल्ला और हमारा मुल्क भी तब्दील होगा हम वो शुक्रगुजार हैं तर्जी एंटीका के जो इन्होंने हमें ये शानदार लाइब्रेरी बनाकर दी